Efendim şimdi bu ve benzeri konulara döneceğiz. Fakat ayın 10'unda, Perşembe günü önemli bir toplantı var. Avrupa Birliği'nin konsey toplantısı ve orada Türkiye ile ilgili bazı kararlar alınma ihtimali var. Veya pas geçme ihtimali var. Nedir problem? Bir yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya Türkiye. Bunun Doğu Akdeniz ile alakası var. Biraz sonra bunu da konuşacağız. Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan çok ilginç şeyler var. Daha yakın zamanda. Efendim bunu Brüksel'den Kader Sevinç ile görüşeceğiz. Kader Hanım, duyabiliyor musunuz beni? Tabii duyabiliyorum Cüneyt Bey. Merhabalar, tamam, iyi yayınlar. Teşekkür ederim bağlandığınız için. Hakikaten efendim Kader Sevinç hani Türkiye'nin AB konusunda en iyi konulara vakıf olan isimlerinden birisi. Ama aynı zamanda o meseleleri güzel anlatabilen bir isim. Çünkü aynı zamanda şair. Güzel şiirler de yazar, edebi yanı da kuvvetli. Şimdi bize efendim şu son derece sıkıntılı şeyi bizi iyice bunalıma sokmadan acaba nasıl anlatacaksınız merak ediyorum. Olay nedir? Avrupa Birliği'nde bu 10 Aralık'ta ne yaşanabilir? Yaptırım tehdidi var en üst ağızlardan ama pas geçebilirler. Geçecekler mi, geçmeyecekler mi? Ne olur? Ne olursa ne olur yani öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Şimdi önümüzde aslında AB Liderler Zirvesi'nden önce Türkiye'de de çok pas geçilen AB Dışişleri Bakanları Zirvesi diyelim var. Toplantısı var. Yarın onlar buluşacaklar öncelikle. AB Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Onların arasındaki istişareyi takip eden şekilde de liderler 10 ve 11 Aralık'ta buluşacaklar. Buradaki hava nasıl, durum nedir diye anlatacak olursak dediğiniz gibi çok da bunalıma sokmadan herkesi. Ama maalesef durumda çok iyi değil. Çünkü Türkiye'yi yöneten iktidar, Türkiye'yi öyle açmazların içine sürükledi ve o kadar çok cephe açtı ki berbat bir dış politikayla Avrupa Birliği ilişkilerini o kadar kötü yönetti ki şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde dostu yok diyebiliriz. Bakın daha Kasım ayının sonunda Avrupa Parlamentosu bir karar aldı. Kıbrıs Maraş'la ilgili bir karar aldı ve orada da Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar uygulanması yönünde çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin tek doğrudan seçimle göreve gelen AB kurumu. Ve oradaki resme baktığımız zaman şunu hiç unutmamak gerekiyor. Hani iktidar böyle sürekli şey diyor, işte bunlar bizi kıskanıyorlar, bizi sevmiyorlar, bizi düşman olduklarından böyle yapıyorlar falan diyor. Öyle bir şey yok. Aynı Avrupa Parlamentosu Türkiye üyelik müzakerelerine başlasın diye bütün o AB üye, 20 küsür tane AB üyesi ülke çıktı, kendi pankartlarını açtı, kendi dillerine ve evet dedi Türkiye'ye. Türkiye AB üye olsun, bu müzakereler açılsın dedi. Şimdi önümüzdeki tablo tamamen iktidarın bu işleri eline yüzüne bulaştırmış olmasının açık bir sonucu. Onu bir kere görmek gerekiyor. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin dostundan çok Türkiye'de çeşitli çıkar ilişkileri bulunan ülkeler var. Ve bu yaptırımlar konusunda da şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'ye yaptırımlar uygulansın mı uygulanmasın mıdan daha çok Türkiye'ye sert yaptırımlar mı uygulansın, yumuşak yaptırımlar mı uygulansın? Bu yönde bir tartışma var. Orada da karşımıza iki tane ülke çıkıyor, iki ülke grubu çıkıyor. Bunlardan bir tanesi işte Avusturya'nın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın başını çektiği, böyle daha işte müzakereler kesilsin, Gümrük Birliği askıya alınsın denilen kanat var. Diğer tarafta ise Almanya'nın, İspanya'nın ve İtalya'nın başını çektiği bir kanat var. Onlar da yumuşak yaptırımları uygulansın. Şimdi Türkiye'de yaptırım dediğimiz zaman hep şöyle anlaşılıyor. Yani yaptırımlar böyle çok büyük ekonomik ambargolar falan, bu tür yaptırımlar anlaşılıyor. Hayır, halbuki Avrupa Birliği zaten Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı biliyorsunuz. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin iki yöneticisi hakkında yaptırım kararı vardı. Yine Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Türkiye Avrasya gemiciliğe yine bir yaptırım kararı almıştı. Bu tür kararlar çıkabilir. 10-11 Aralık'ta ya biraz daha süre tanıyıp belli bir esneklik sağlanacak. Onda da Almanya özellikle önü çekiyor, başı çekiyor diyebiliriz. Yahut yine daha önceki gibi daha ufak, daha yumuşak
bir takım yaptırımlar alınacak. Çünkü Ekim ayında zaten Aralık ayını bu açıdan işaret etmişti Avrupa Birliği. Peki sizin tahmininiz nedir? Yani görünen ne? Ve hani bu yumuşak dediğimiz şey biraz örneklendirir, biraz daha örneklendirirsek yani ne gibi şeyler gelebilir? Sert diyebileceğimiz şeyler yani tabii öbür ekibin istediği şeyleri muhtemelen hiç kimse kabul etmeyecektir ama yani sizin tahmininize göre ne çıkar? Çünkü bütün piyasalar bunu bekliyor. Efendim Türkiye'nin önümüzdeki günlerdeki ekonomik durumu biraz böyle şeylere de bağlı. O bakımdan soruyorum. Evet. Ya bence ya yumuşak yaptırımlar çıkacaktır, yaptırım kararı çıkacaktır yahut bir miktar daha bir zaman tanınacaktır. O süre içerisinde ne olacağına bakılacaktır. Bir de unutmamak gerekiyor. Şimdi Almanya dönem başkanlığı içindeyiz. Avrupa Birliği'nde o da Aralık ayının sonunda bitmiş olacak ve Portekiz dönem başkanlığına geçecek. Biraz Almanya kendi dönem başkanlığı içinde de böyle bir yaptırım konusu olsun istemiyor. Burada Merkel'in rolü de çok büyük. Dolayısıyla ben sert yaptırımların kesinlikle olmayacağını, ya yumuşak yaptırımlar yönünde bir karar alınacağını yahut da tamamen bir ertelemenin söz konusu olacağını, bu konuyu değerlendirmekle ilgili böyle olacağını düşünüyorum. Peki bunlar nedir? Yani yumuşak yaptırımlar dediğimiz nedir? Mesela daha önce de söylediğim gibi işte Türkiye Petrol Anonimleri Şirketi'nin iki yöneticisine alındığı gibi bir yaptırım kararı alınabilir. İşte bir takım şeylere, gemicilik şirketlerimize limanlar kapatılabilir. Bu yönde kararlar alınabilir. Belli sektörel gruplara yönelik bir takım yaptırım kararları alınabilir. Yani aslında bakarsanız burada belirleyici olan Avrupa Birliği'nin topyekün çıkarlarıdır. Bir Avrupa Birliği bir yaptırım kararı alırken kendi çıkarını da, kendi Türkiye ile olan güçlü ekonomik bağlarını da bağlarına da zarar vermeyecek şekilde bunu yapmak ister. Bir diğer konu da özel sektörünün tabii ki Avrupa bankalarından aldığı borçlar meselesi var. Ona da dikkat ediyorlar. Peki bir dahaki toplantı ne zaman? Yani bunu erteliyoruz ama her ertelediğimizde de işler biraz daha karışıyor anladığım kadarıyla. Nereye kadar erteleyebilir Türkiye bu meseleyi? Çok da fazla erteleyemez. Çünkü yani Avrupa Birliği de bunu çok fazla erteleyemez. Dolayısıyla şimdi en önemlisi iktidarın şu oyunu da tutmadı. Bunu her AB zirvesinden önce yapıyordu iktidar. Ne yapıyor? Önce faşistsiniz diyor, önce işte nazisiniz diyor. Ağzına geleni söylüyor iktidar. Sonra tam zirveden önce biz Avrupa Birliği'ni geleceğimiz olarak görüyoruz. Geleceğimiz Avrupa Birliği'ndedir açıklamaları yapıyor. Yani bunlar artık ciddi bir kişilik yarılması sorunları gibi ortaya çıkıyor uluslararası alanda da. Bunu çok fazla artık erteleyemez. Ne oldu biliyorsunuz? Özel elçi gönderildi. İbrahim Kalın buraya özel elçi olarak gönderildi. Ama bence oldukça düşük bir seviyede karşılandı. Ve Ankara'dan verilen mesajlar da karşılıksız kaldı. Şimdi eğer Aralık'ta bir erteleme olursa ya yumuşak yaptırım kararları çıkacaktır. Ondan sonraki takip eden aylarda Portekiz dönem başkanlığı, AB dönem başkanlığı içerisinde tekrar bu konu gündeme gelecek. O zamana kadar Doğu Akdeniz'de olsun, işte Kıbrıs'la ilgili konularda olsun bir ilerleme olacak mı? Ona bakmak lazım. Maalesef Türkiye haklı olduğu davalarda, haklı olduğu meselelerde iktidarının beceriksizliği ve son derece partizan davranması yüzünden muazzam bir çıkar kaybına uğruyor. Çok teşekkür ederim Kader Hanım. Hakikaten aydınlatıcı bir özet oldu kısa bir süre zarfında. Yeniden görüşmek ümidiyle. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi aslında yani ikinci bölüme rahatça geçebiliriz. İkinci bölümde Murat Aksoy, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkiler dolayısıyla acilen getirilmesi gereken reform meselesi.